Ve efendim devam ediyoruz programımızın son bölümünde. Doçent Doktor Ali Murat Kırık, dijital iletişim araştırmacısı, aynı zamanda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. WhatsApp gizlilik sözleşmesi aslında milyonlarca insanı ilgilendiren bir durum. Neden bunu bu şekilde anons ediyorum? Çünkü daha önce de WhatsApp'la ilgili işte bildirim geldi mi, onaylandı mı, onaylanmadı mı, gizliliğimiz elden mi gidecek, fotoğraflarımıza erişilebilecek mi, erişilemeyecek mi? Birçok soru vardı kafalarda. Galiba o sorunun cevabı bu akşam ya da yarın belli mi olacak 12'den sonra bilmiyoruz. Çünkü 15 Mayıs'ta gizlilik sözleşmesi evet. Noktasında son denildi. Yani sözleşme yarın bitiyor. Lakin şöyle evet. Bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz sevgili hocam. Mesela sözleşme bugün bitiyor 12'den sonra ama o sözleşmenin bana gelip gelmediğini bilmiyoruz. Mesela bilmeyen vatandaşlarımız var, izleyicilerimiz var. Hani ben onayladım mı, onaylamadım mı, ne durumdayız bilemiyoruz. Nasıl bir süreçle karşı karşıya kalırız? Efendim öncelikle şunu ifade etmek isterim. Eğer sözleşme önüne gelmiyorsa vatandaşlarımızın o 8 Şubat'taki süreçte onaylamışlar anlamına gelir. Hmm. Çünkü şimdiye kadar yavaş yavaş insanların önüne gelmeye başladı. Zaten yani mesela o gün ilk sonra... günü ben onaylamış olmasaydım onu bir şekilde 5 gün sonra önüme yine gelirdi. 10 gün sonra yine gelirdi. Kesinlikle şu an önünüze sözleşme gelmiş olması gerekiyordu. Çünkü bana yapılan dönüşler sizinle de yaptığımız yayından sonra çok ciddi anlamda dönüşler gelmeye başladı. Ve işte dediğim gibi benim önüme sözleşme gelmiyor. Ne yapmam evet. gerekir gibisinden sorular geldi. Ama ben de kendilerine sordum. Dedim ki Cem Bey siz dedim 8 Şubat'taki süreçte yani Ocak dönemi içerisinde bu sözleşme gelmişti ve onaylamış mıydınız? Evet dedi. Dolayısıyla bir kısmı zaten o dönemde buna onay vermişlerdi Cem Bey. Anladım. O zaman şimdi sözleşmenin gelmemesi son derece doğal. O zaman şunun altını çizelim. WhatsApp'ınıza eğer ki bugün de dahil olmak üzere hala daha sözleşme gelmiyorsa siz o sözleşmeyi evet. onaylamışsınız. Kesinlikle onaylamışsınız. Zaten 15 Mayıs'tan sonra tam ve eksiksiz bir şekilde uygulamayı kullanmaya devam ediyorsanız, aramaları yapmaya devam ediyorsanız, mesajları göndermeye ya da mesajları almaya devam ediyorsanız, kayıt listenizi, rehberinizi görmeye devam ediyorsanız, uygulamayı zaten tam tekli bir şekilde kullanıyorsanız sözleşmeyi onaylamış oluyorsunuz. Peki, şimdi sözleşmeyi onaylayanlar için yarın ne bekliyor WhatsApp'ta? Onaylamayanlar için de evet. ne bekliyor? Önemli iki soru. Önce ben onayladım ve yarın yani örneğin ben onayladım, sözleşme onaylandı. Evet. Ben bu akşam ve yarın neyle karşı karşıya kalırım? Neyle karşı karşıya kalacaksınız? Onayladığınız için siz temel işlevleri kaybetmeyeceksiniz. WhatsApp'tan özellikle bu kısa bir süre için arama ve mesaj gönderimi yapabiliyordu sözleşmeyi kabul etmeyenler. Ama bundan sonraki süreçte sözleşmeyi kabul etmeyenler artık bildirimleri alabilecek. Ama mesaj gönderimi, görüntülü arama gerçekleştiremeyecek, zamanla uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyeceksiniz. Siz şimdi peki sözleşmeyi sözleşmeyi kabul etmeyenleri mi söylüyorsunuz? Etmeyenler için hemen bir giriş yaptım, şimdi siz ettiniz, sizi anlatıyorum şu an. Sizi anlatıyorum. Tamam. Sizin hangi verilerinize erişilecek Cem Bey? Siz sözleşmeyi kabul ettiniz, hesap bilgilerinize erişim sağlanacak, bu bir. İkincisi mesajlarınıza erişim sağlanacak. İki, uçtan uca şifreli olmasına rağmen hesap birazdan anlatacağım onun. Demek. Hesap verilerime erişim hesap sağlanacak derken Cem, neye açık sağlanacak? Göz, telefon bilgisi, Cem açık göz, telefon bilgisi, konum bilgisi, bunların IP bilgisi, hangi fiziksel adresten girdiğiniz, hangi lokasyondan girdiğiniz, cihazınızın dediğim gibi işletim sistemi ve cihazınız. X marka telefondan şu işletim sistemiyle giriyor. Diye bu verileri de toplayacak ve paylaşacak efendim. Bunun bilginiz olsun. Mesajlarınıza ulaşılacak. Mesajlar uçtan uca şifrelidir normalde ama yapay zeka algoritmaları bunları kullanacak ve içinde geçen kelimeleri, cümleleri analiz ederek hedefi reklamcılığa hizmet etmiş olacak. Meta verileri kullanarak. Bağlantılarınız, anlık mesajlaşma uygulaması, WhatsApp'ta paylaştığınız bağlantılar da efendim. Yine örnek verelim işte bengütürk.com X site. Bunu paylaşmış olacak. Bengütürk.com'u neden paylaşmış? Bengütürk.com sitesinin içeriği nedir? Bunları da analiz edecek aynı şekilde. Buradan sizin talepleriniz ortaya çıkmış olacak. Beğenileriniz ortaya çıkmış olacak ve size hedefli reklamcılık sunuyor. Durum bilginiz, hani biliyorsunuz Instagram'da nasıl hikaye özelliği var. Burada da durum bilginiz, ne paylaştığınız. Biliyorsunuz artık yüz tanıma sistemleri de devreye girdi. İşte 20 year challenge, 20 yaş akımı vardı mesela. İnsanlar dedi ki ya bunu paylaşsan olacak, olur mu? Durum bilgisi, o veriler, görüntüler de artık okunabiliyor. Tıpkı içeriklerde olduğu gibi. Ve tabii ki
işlem ve ödeme verileri. Şimdi biliyorsunuz Cem Bey, bazı firmalar artık biliyorsunuz WhatsApp, online WhatsApp hatları açtılar. Buradan ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Alım satım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Onlar zaten şu an der, siz yazışma yaparken ticari bir hesapla yazışma yapıyorsunuz, veri aktarımı yapıyorsunuz der. Bu da sizinle bilgileri paylaşmış olacak. Ez cümle, siz sözleşmeyi kabul ettiğiniz için WhatsApp üzerindeki tüm görsel ve yazınsal yazışmalarınız Facebook ya da Instagram'a veri olarak paylaşılıp bunları reklam devlerine sunacak ve yapay zeka algoritması bu şekilde hedefli reklamcılığa büyük bir hizmet etmiş olacak. Yani siz aslında ürün oluyorsunuz. Bir şey ücretsizse ürün siz oluyorsunuz Cem Bey. Şu an bir ürün olarak sizin bu verileriniz reklam şirketleriyle, Facebook'un diğer şirketleriyle paylaşılmış olacak ve size buna göre hedefli reklamcılık sunulmuş olacak. Çünkü Facebook demek aslında boş bir tarla demektir. Siz bu tarlayı yaptığınız paylaşımlarla, oraya sunduğunuz görsellerle, içeriklerle, metinlerle ekmiş oluyorsunuz. Kim bitiyor? Mark Zuckerberg de bu tarlayı biçmiş oluyor efendim. Kısacası biz de burada Facebook'ta dijital emek veriyoruz ve bir işçi konumuna gelmiş oluyoruz aslında. Çok olumsuz bir durum yok gibi duruyor. Yani geçmişe baktığınızda, geçmişte de bu meta veriler aslında işleniyordu. Yani. Siz demiştiniz. Yayında da konuşmuştunuz, işte bir şey söyledim, bir şey konuştum, benim önüme çıktı demiştiniz. Sadece evet. Bir reklam malzemesi halini almış olacaksınız. Daha detaylı bir reklam malzemesi. Konum bilgileriniz, cihaz bilgileriniz, IP bilgileriniz alınmış olacak. Zaten şunu da diyenler var ya, zaten bunu yıllardır bizden alıyor diyenler vardı Cem Bey, hatırlarsanız. Yani bunları da çok konuşmuştuk. Tabii tabii. Biraz daha detaylı artık bilgilere erişmiş olacak ve böylece size daha yoğun reklamlar gelecek. Üçüncül şirketlerden de gelecek. Şu ana kadar kimden geliyordu size? Facebook ve Facebook'un diğer şirketleri. WhatsApp, Instagram'dan geliyordu bu reklamlar. İşte Facebook'tan giriyorsunuz, WhatsApp'tan yazışıyorsunuz, arıyorsunuz, Instagram'ın önüne çıkıyordu reklamlar. Şimdi ne olacak? Örnek verelim. X bir haber sitesine gireceksiniz. X bir televizyon sitesine gireceksiniz. Orada da bu sefer sizin o verileriniz, WhatsApp'tan toplanan, Facebook'tan toplanan verileriniz artık orada da işlenmeye başlayacak. Onlar da sizin bu verilerinize erişmiş olacak Cem Bey. Biraz sıkıntıya sokan şey bu insanları, vatandaşları, kullanıcıları. Peki. Yani neden benim verilerimi başka bir şirket paylaşsın? Yani çünkü biliyorsunuz geçmişte de bir yemek sitesine aynı durum söz konusu olmuştu. Bunlar dark web'te, deep web'te satılmaya başlandı. Çünkü hepsi bunun bir değeri var, maddi değeri var artık. Veri demek aslında günümüz dünyasında, günümüz dünya ekonomisinde veri demek para demek aslında. Doğru. Peki şimdi bu akşamdan sonra mı bir yani gece 12'den sonra mı bir düzenlemeyle karşı karşıya kalacağız WhatsApp gece üzerinde? Gece 12'den sonra yeni sözleşme, gizlilik sözleşmesini onaylanmayanlar için çok büyük sıkıntılar doğmaya başlayacak uygulamayla ilgili. Az önce dedik ya, uygulamayı kabul eden, sözleşmeyi, yeni gizlilik sözleşmesini kabul edenler neyle karşılaşacak dedik. Az önce onu anlattık. Şimdi ikinci sorunuza geliyorum. Peki ben kabul etmeyen, diyorsunuz. Ben kabul etmedim. Ben kabul etmedim. 12'den sonra aynen. Ne bekliyor beni WhatsApp'ta? Ne bekliyor? Sizin konuşamayacak mıyım arkadaşlarımla? Evet. Şimdi kademe kademe onu anlatalım Cem Bey, değerli Bengü Türk izleyicilerine. Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek. Önünüze sürekli çıkacak, siz öteleyeceksiniz. Tak, uygulamada artık sürekli uygulamayı açtığınızda önünüze sözleşme gelecek. Ve işlevsellik yavaş yavaş azalmış olacak. Ne olacak? Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Yani diğer WhatsApp kullanıcılarının listesine erişemeyeceksiniz. Hani biliyorsunuz kullanıcıların listesi var ya, WhatsApp'ı olan kullanıcılar listesi, buna erişemeyeceksiniz. Ama şu var, size yapılan telefon ve video aramaları yanıtlayabileceksiniz Cem Bey. Bu kısa süre zarfında. 120 günlük bir mühlet var. Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz. Ama yine yapılan aramaları, yani size geri dönüş sağlamak için. Yani ben sıfırdan arama yapamıyorum. Sıfırdan arama yapamıyorum galiba. Sıfırdan arama yapamıyorsun. Ben şimdi sözleşmeyi onayladım, siz onaylamadınız ya. Şimdi Cem Bey, ben niye mağdur olayım? Ben sözleşmeyi onaylamışım. Ben sizinle görüşmek istiyorum. Uygulama da sizde var. Dolayısıyla WhatsApp bildirimleriniz açıksa ama. WhatsApp bildirimleriniz kapalıysa böyle. Aynen öyle. Yani beni mağdur etmemek için. Yine kendi kullanıcısını, sözleşmesini onaylayan kullanıcıyı mağdur etmemek siz için. Siz kabul ettiniz sözleşmeyi. Siz kabul ettiniz. Ben kabul etmedim. Ve WhatsApp'ta diyor ki kabul eden kullanıcımı ben mağdur etmem. Yine sizinle görüşebilir kabul etmemenize rağmen diyor. Değil mi? Biz böyle anlıyoruz. Aynen öyle. Bu da tabii ki ne oluyor? Biraz daha böyle nasıl diyeyim, sanki uysal bir yapı kullanıyor gibi geliyor. Yani sanki bak, ben aslında bu kadar da anlayışlıyım. Yani siz de kullanın. Bu sözleşmeyi siz de kabul edin anlamına geliyor Cem Bey. Ve ben gerçekten şunu gördüm Cem Bey. Çok bununla ilgili spekülasyonlar yapıldı. Ama şu an en net bilgiyi şu an
değerli BengiTürk izleyicilere ulaşıyor. Çünkü gerçekten bir durum vardı. Biz şu an dediğiniz gibi sizinle karşılıklı an be an neler başımıza gelecek onları aktarmış oluyoruz Tabii kademe ki. kademe. Tabii ki. Yarın bunlar yaşanacak. Ve şunu söyleyelim Cem Bey. Sözleşmeyi imzalamadınız ya, tamam demediniz ya, kabul et demediniz ya. Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek. Bu şekilde kullanacaksınız birkaç hafta. Bunun süresi net değil. O Yani 120 benim günlük, aramalarıma o dönebilir. 120 gün olan ne kıstasıydı? Heh, o neydi? Bu süre zarfında kullanılmaya devam edeceksin. Sözleşme sizin önünüze gelecek sürekli. Ama 120 gün sonra artık sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde artık hiçbir şekilde WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Hmm. Hesabınız kalacak, duracak. Önceden hesabınız silinecekti. Hesabınız duracak ama bu sefer kullanmayacaksın. Durmasının ne anlamı var? Arama yapamadıktan sonra, mesaj gönderemedikten sonra, mesaj alamadıktan sonra, gruplarda yazışamadıktan sonra. Örnek vereyim, benim bir iş grubum var. İş grubumla sürekli yazışma durumundayım. Örnek vereyim işte, diyorum ki bugün şu konu alacağız. Şu haber şu saatte girecek. Şu yayını şu saatte yapacağız. Yarın şöyle bir gündemimiz olacak diyeceğiz. Ne olacak? Bunlar hep iş ağı. Ve doğru. WhatsApp'ı bırakmak kolay değil. Neden diyecek olursanız 2 milyara yakın dünya genelinde abonesi var. Ve 8 Şubat'tan sonra bu süreç başladıktan sonra, yani bu yeni gizlilik sözleşmesi, insanların bir nabzını yokladılar Cem Bey. Hı hı. Yani ben ne kadar üye kaybedeceğim? Ne kadar kullanıcı doğru. benden çıkacak, ayrılacak? Yani. Ama bir baktılar ki o dönemde diğer uygulamaların da aslında WhatsApp'tan arta kalır yanı yok. Ha, açık kaynak kodlu yazılımlar, uygulamalar bir tık daha güvenilir ama dünyanın buraya geçmesi lazım. Tepki yani sadece... Zaten tepki gösterenler buyurun. De çıkmadı galiba WhatsApp'tan. Yani WhatsApp'ın... Hiç. Değil mi? Hiç yani çok yoğun böyle nasıl olur nasıl eder çok küresel ölçekli bir tepki ben açıkçası görmedim. Çok havada kaldı yani sosyal medyadan sadece birkaç tepki oldu. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Ama bu süreç bize şunu gösterdi Cem Bey. İki seçenek var önümüzde. Ya yeni gizlilik politikalarını kabul edip uygulamayı kullanmaya devam edeceğiz. Ya 15 da? Mayıs'ta ya da sohbet geçmişinizi indireceksiniz Cem Bey. Başka bir mesajlaşma uygulamasına geçeceksiniz ya da hiçbir şey kullanmayacaksınız. Şu an yani tekrardan WhatsApp geri adım atar. Efendim Mayıs'tan Temmuz'a öteler, Ağustos'a öteler artık bu sefer zaten sevgili kesin. Sevgili hocam araya girdim, devam edeceğiz. Kısa bir süremiz kaldı ama son dakikamız var. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze şeridine destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit oldu. 122 idi, 124'e yükseldi. Evet, mekanı cennet olsun. Bir kez daha söyleyelim, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze şeridine destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit oldu. Haberi düştü ve daha önceki rakamsa 122 idi. Toplamda 124 şehit var efendim. Son evet. olarak şunu ifade edelim. BIP uygulaması revaçtaydı. Çok konuşuldu, evet. yüklendi, kullanılmaya çalışıldı. Peki ben BIP ile WhatsApp arasındaki ayrımı bilmiyorum. Yani detay anlamında, gizlilik anlamında. Yani WhatsApp benim bu kadar her şeyimi görmek isterken BIP istemiyor muydu? Şöyle BIP'te daha güvenli bir şekilde aslında mesajlaşma gerçekleşeceksiniz. Çünkü BIP'te reklam amaçlı bir şekilde verileriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak. Hmm. Yerli ve milli bir yazılım olması açısından da bu son derece önemli. BIP açısından önemli. Bir de şunu ifade etmem lazım Cem Bey. Tabii ki şu dönem içerisinde BIP'in de yaygınlaşması için ya da daha tüm dünya genelinde kullanılmaya başlanması için önce Türkiye'de bu işlemin hallolmuş olması gerek. Yani gerçek anlamda yine bakın size bir önceki yayına geçiyoruz. Çok iyi bir kampanya düzenlenmesi gerekir. Yani BIP'in artılarının, avantajlarının anlatılması gerekir. Bu da yapılmadı gibi, galiba değil mi fazlasıyla? İşte yapılmadı. Evet ben size onu söylüyorum. Yani o 8 Şubat'taki süreçte ötelemeden, 15 Mayıs'a kadar ötelemeden süreçte çok güzel kampanyaların, çok güzel destek kampanyalarının oluşturulması gerekir. Bu evet. da yapılmayınca insanlar bir şekilde alternatifsiz kaldılar diyebilirim. Yoksa tabii ki yerli milli yazılımlar her zaman önemlidir ama bunun tanıtımlarını iyi yapmak ve desteklenmesini sağlamak gereklidir Cem Bey. Peki, hocam ben çok teşekkür ediyorum size. Yani bu akşam gece 12'den sonra neleri evet. göreceğiz? Kimler neleri olumlu mu olumsuz mu işaret edenler yani sözleşmeyi onaylayanlar, işaretleyenler evet. ve işaretlemeyenler. Bakacağız evet. 12'den sonra büyük ihtimal yarın da diğer günde bu WhatsApp konusu evet. konuşulacaktır. Basit bir konu kesinlikle. Gibi görünüyor ama asla hayır. değil.
Şu an buradayız. Kameraman arkadaşım, reji, herkes bu WhatsApp'ı kullanıyor. Yani herkesin Kesinlikle. problemi, yani dışarıya bile çıkmamıza gerek yok. Şurada herkes bu WhatsApp'ı kullanıyor. Herkesi yakinen ilgilendiren bir konu. 7'den 70'e Kesinlikle. herkesin de elinde bu telefonlar. Akıllı telefonlar var, WhatsApp'lar da var. Ben herkes için hayırlısı olsun 12'den sonra. Yani bu ifade Evet. buyurduğunuz 120 saatlik süre zarfını güzel değerlendirmeler lazım. Ya da 3 haftalık, 3-4 haftalık bir zaman zarfından bahsettiniz. Bu Evet. süreçleri iyi değerlendirmeler lazım. Eğer ki pişman olanlar için sözleşme bir kez daha önlerine gelecek diyorsunuz, değil mi? Doğru anladık. Kesinlikle sözleşme önlerine gelecek. Zaten tam mükemmel olarak kullanabilmeniz için bu uygulamayı, kesinlikle bu sözleşmeyi Peki onaylamanız efendim. gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim Cem bir son Hızlıca olarak. alalım efendim. 15 Mayıs'tan sonra, evet 15 Mayıs'tan sonra biraz bekleyelim. Mutlaka Rekabet Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurumu BTK tarafından da ben bir reysan soruşturma ve inceleme başlatılacağını düşünüyorum. Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak? Yine bir gelişmeler olursa zaten sizlerle birlikte Bengütürk ekranlarında bu gelişmeleri de an be an aktarmış olacağız Peki, efendim. memnuniyet duyuyoruz efendim. Teşekkürler, çok sağ olun. Dijital İletişim Araştırmacısı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizlerle birlikte oldu ve bültenimizi noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 15'i gösterdiğinde yine Gün Raporu programında sizlerle birlikte olacağım. Ve bayramın 3. günü yarın ve dün de bugün de yarın da umarız ki bütün vatandaşlarımız için, bütün Türk milleti için güzel geçiyordur. Ben hayırlı bayramlar diliyorum. Yüzünüzden gülümsemek, gönlünüzden merhamet, kalbinizden ise vatan sevgisinin hiç eksik olmadığı nice günler efendim. Hoşçakalın.